Merhabalar, ismim Başak Alpan. ODTÜ Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesiyim. Bugün size birkaç bölümde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceğini anlatacağım. Öncelikle bu nazik davetleri için Turkey Beyond Borders projesinin yürütücülerine teşekkür ederim. Konu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri gibi güncelliğini hep koruyan bir konu olunca ve özellikle böyle bir coğrafyada ve böyle bir bağlamda yaşıyorken biz akademisyenler hep güncelin peşinden koşuyoruz, günceli kavramaya çalışıyoruz. Çünkü devamlı yeni bir şeyler oluyor. Bu başlı başına çok kötü bir şey değil ama bu zaman zaman bizim analitik ve kavramsal çerçevemizi gölgeleyebiliyor. Ben bugünkü paylaşımda bunu yapmamaya çalışacağım. Bu nedenle Türkiye-Avrupa ilişkilerinin tarihçesinden bahsederken kavramları ön plana çıkarmaya çalışacağım ve bu dönemlendirmeyi, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin dönemlendirmesini kavramlar üstünden yapmaya çalışacağım. Yani sunuşumu da bu şekilde planladım. Önce Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihçesinden bahsedeceğim. Bu bahsettiğim dört dönem ve bu dört dönemdeki hakim dört söylemi anlatacağım. Daha sonra daha güncel bağlamda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde ön plana çıkan kritik konulardan bahsedeceğim. Son olarak da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceğinden neler bekleyebiliriz, neler çıkarsayabiliriz bunu paylaşacağım. Türkiye siyasetinde Avrupa deyince birkaç tane farklı boyut aklımıza geliyor. İlk söz olarak bunu söyleyebilirim sanıyorum. Öncelikle bir dış politika yönelimi olarak Avrupa. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde de böyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika hamlesinde de böyle. Avrupa her zaman için bir dış politika yönelimi olarak, pusulanın gösterdiği yön olarak karşımıza çıkıyor. İkinci önemli düzey ise bir medeniyet projesi olarak Avrupa. Avrupa bu Cumhuriyet dönemini karakterize eden muasır medeniyetler seviyesi meselesi kimlikleri ve batılılaşma, kimliklerin batılılaşması anlamında bir medeniyet projesi olarak Avrupa'yı karşımıza çıkarıyor. Üçüncü düzey olarak da bir politika aracı olarak Avrupa'dan bahsedebiliyoruz. Özellikle 1963 Ankara Anlaşması'ndan sonra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Avrupa Türkiye'nin iç siyasetine nüfuz ediyor, politikaları değiştiriyor, politikaları çerçevelendiriyor. Bu üç düzeyin ön plana çıktığını görüyoruz. Sanıyorum ilk söz olarak bunu söyleyebiliriz Türkiye-Avrupa meselesinde. Tarihçeden bahsedeceğimi söylemiştim. Aslında Avrupalılaşma hareketleri Osmanlı İmparatorluğu'nu son dönemlerinde 18. ve 19. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Örneğin Osmanlı ordusunu Avrupa ordusu modelinde planlayan 3. Selim ya da vergilendirme ve yerel yönetim modellerini Avrupa'dan alan 2. Mahmut gibi padişahların yaptıklarını birçok tarihçi Avrupalılaşmanın erken nüveleri olarak değerlendiriyor. Bu tabii Cumhuriyet döneminde de böyle çok daha artarak bu Avrupa vurgusu devam ediyor. Demin de söylediğim gibi Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesi sloganının gösterdiği yön başından beri hep Avrupa. Bu hem demin de söylediğim gibi hem Avrupa hem dış politika bağlamında böyle hem de kimliklerin dönüşmesi anlamında böyle. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihçesinden bahsederken dört dönemden bahsedeceğimi söylemiştim. Bu dönemlerden ilkine ben bir yakınlaşma olarak Avrupa diyorum ve 1959 ve 1999 arasına götürüyorum bu dönemi. 1959 neden önemli bir tarih? Çünkü 1959'da Türkiye ilk kez katılım için o zamanki ismiyle Avrupa Topluluğuna başvuruyor. Çok daha çiçeği burnunda bir örgüt olan Avrupa Topluluğuna başvuruyor. Peki neden bir yakınlaşma olarak Avrupa? Çünkü Avrupa Türkiye'nin Batı kampına kabulünün doğal bir uzantısı olarak görülüyor. Buradaki yönelimi hem kimliksel bir yönelim, demin bahsettiğim muasır medeniyetler seviyesine yakınlaşma çerçevesinde bir yönelim, hem de ekonomik bir yönelim olarak açıklayabiliriz. Çünkü iktidardaki Demokrat Parti'nin dışa açılma, ekonomik hamlelerde Batı ile bütünleşme vurgusu çok yoğun.
Ama bu birinci dönemden bahsederken şunu da göz ardı edemeyiz. Bu dönem gitgellerle dolu bir dönem. Yani zaman zaman çok iyi gidiyor ilişkiler. Zaman zaman çok kötü. Onu da zaten az sonra anlatacağım. 1959 yılında başlattığımı söyledim bu dönemi. Avrupa topluluğuysa 1957 yılında Roma Anlaşması ile kuruluyor. Türkiye daha en başından bu projenin bir parçası olmak istiyor ve 1959 gibi çok erken bir dönemde katılım için, yani tam üyelik değil ama katılım için, yani association için başvuruyor. Bunun ilk sebebinin batılılaşma hamlesi, hem kimliksel anlamda hem ekonomik anlamda batılılaşma olduğunu söylemiştim. Bir diğer önemli nokta da Yunanistan'ın başvurusu. Bu önemli bir nokta çünkü örneğin Dışişleri Bakanı, o zamanki Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun Yunanistan'ın tam üyelik başvurusundan sonra Dışişleri Bakanlığı koridorlarında "Yahu Yunanistan'ın bugün böyle bir girişimde bulunacağından nasıl haberiniz olmaz? Yunanistan girmek istediğine göre bir iş vardır. Bizim de Atina'nın gerisinde kalmamız söz konusu olamaz" dediğini biliyoruz arşivlerden. Yani bütün bu batılılaşma hamlesi ve ekonomik sebeplerin yanı sıra Yunanistan'ın tam üyelik için, pardon, katılım için Avrupa topluluğuna başvurması da bu dönemde Türkiye'nin gözünü topluluğa çevirmesine sebep oluyor. 1959 yılında katılım için yapılan başvuru, iki taraf arasındaki müzakerelerden sonra 1963 yılında katılım anlaşmasıyla, yani hepimizin bildiği adıyla Ankara Anlaşması ile sonuçlanır. Bir Ankara Anlaşması iki taraf arasındaki ilk resmi ilişki aslında. Ankara Anlaşması'nın asıl amacı üç adımda aşamalı bir gümrük birliği inşa etmek. Bu üç dönemle hazırlık dönemi 1970'lere kadar sürecek, 1964 ve 1970 arası sürecek, geçiş dönemi 1973 ve 95 ve tamamlanma dönemi ve bu sürecinde tam üyelikle sonuçlanacağı çok muğlak bir dille sezdiriliyor diyelim. Yani böyle bir şart yok. Gümrük Birliği süreci bittikten sonra Türkiye'nin Avrupa topluluğuna tam üyeliği garanti edilmiyor ama muğlak bir dille belki de olabilir diye bir potansiyel olarak Ankara Anlaşması'nda altı çiziliyor. Biliyoruz ki Avrupa Birliği'nin özellikle 90'lardan sonra insan haklarıyla ilgili ve temel hak ve özgürlüklerle ilgili vurguları çok yoğun. Bu dönemde de var. Yani bu dönemde Avrupa topluluğunun tabii öncelikli derdi insan hakları ya da normlar değil. Çünkü daha İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş ve barış vurgusu çok ön planda. Ama Avrupa topluluğunun insan hakları bakış açısı bu dönemde şekillenmeye başlıyor. Ama Türkiye'nin Avrupa topluluğuna katılma amacı işte daha haklar ve özgürlüklerin daha hakim olduğu bir Türkiye olsun değil. 1960'lardan bahsediyoruz. Aslında bu dönemde Türkiye'nin kafasındaki Avrupa topluluğunun anahtar kelimeleri normalleşme ve ekonomik liberalizasyon. Bu işte demin de söylediğim gibi Demokrat Parti'nin çok önemsediği politika başlıklarından biri. Aslında demokratikleşme meselesi hiç söylenmiyor değil. Demokratikleşme hiç telaffuz edilmiyor değil. Ama 1980'lere kadar, hatta 80'lerin sonuna kadar demokratikleşme ekonomik alana hapsedilen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda bu erken dönemdeki tam katılım başvurusunu ekonomik liberalizasyon çerçevesinde okuyabiliriz. Demokratikleşme ve temel hak ve özgürlüklerden ziyade. 1963 yılında Ankara Anlaşması imzalanıyor ama 1970'lerde çok farklı sebeplerden dolayı hem ulusal hem küresel bağlamda birçok sebepten dolayı ilişkiler çok bozuluyor. Tabii bunda Avrupa topluluğunun kendi problemleri de var. Bu döneme Avrupa topluluğunun kendi literatüründe Eurosklerosis deniyor. Çünkü Avrupa topluluğu
kurumları işleyemez hale geliyor. Zaten OPEC krizinin, yani petrol krizinin getirdiği bir ekonomik kriz söz konusu. Avrupa Sosyal Refah Devleti'nin aşındığı ve aslında ekonomik krizin bütün suçunun Avrupa Refah Devleti'nin omuzlarına yüklendiği bir döneme giriyor Avrupa topluluğu. Bu dönemde Türkiye ile ilişkilerde hiçbir şey olmuyorsa bile tavsiyon. Tabii küresel faktörler de söz konusu. Çünkü 1970'ler, 1960'larda içine kapanmış ve kendi dertleriyle başa çıkmaya çalışan, daha doğrusu kendi yolunu bulmaya çalışan Avrupa yerine çok daha dışarıya bakan bir Avrupa çıkarıyor karşımıza. Çünkü 1970'lerde uluslararasılaşma ve uluslararası finansallaşmanın çok yoğun olduğu bir dönemi görüyoruz. Çünkü yeni yeni bağımsızlıklarını kazanan sömürgeler, yeni yeni bloklar, yeni yeni bölgesel aktörler uluslararası alana, uluslararası arenaya çıkıyor. Ve bu dönemde örneğin daha sonra Dünya Ticaret Örgütü'ne evrilecek GATT anlaşmasının ortaya çıktığını görüyoruz. Yani uluslararası ticareti taraflar arasında düzenleyen bir çerçeve. Yani şunun için söylüyorum. Avrupa topluluğu ekonomik krizin getirdiği sorunları dışarıya bakarak ve uluslararasılaşarak çözmeye çalışıyor ve bu nedenle Türkiye'ye çok da fazla önem vermiyor diyeyim. Türkiye ile olan ilişkileri çok da önem vermiyor. Tabii Türkiye'nin 1974 yılında Kıbrıs'a müdahalesi de bu durumu aslında biraz zorlaştırıyor. Bu tabii Avrupa topluluğu tarafından çok da onaylanmıyor. Bu sıralarda bir altını çizmek istediğim gelişme daha var. O da Kıbrıs'ın Avrupa topluluğuyla katılım anlaşması imzalaması 1972 yılında. Ve 1. ve 2. Kıbrıs harekatları arasında yine Yunanistan Başbakanı Karamanlis'in tam üyelik başvurusu var. Bizimle birlikte Yunanistan biliyorsunuz katılım anlaşması imzalamıştı. Kıbrıs ama bu birinci ve ikinci Kıbrıs harekatları arasında Yunanistan bu sefer tam üyelik için başvuruyor. 1975 yılında tam üyelik başvurusu onaylanıyor ve 1981'de de Yunanistan tam üye oluyor. Bu çok önemli bir olay çünkü az önce de bahsettim. Türkiye'nin Avrupa topluluğuyla kurduğu ilk ilişkide Yunanistan çok önemli bir dinamik. 1980'lere geliyoruz bu bağlamda. 1980'ler Avrupa topluluğu için güney genişlemesi demek. 1981'de Yunanistan biliyorsunuz tam üye olmuştu. Yunanistan'ı İspanya ve Portekiz izliyor. Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi otoriter rejimlerle yönetilen ülkelerin Avrupa topluluğuna dahil edilmesi ilk defa demin bahsettiğimiz demokratikleşme meselesinin sadece ekonomik açılımla ilgili olmayacağını aslında gösteriyor. Ve daha sonra Avrupa topluluğunun Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerine bakışını, demokratikleşme bakışını temellendiriyor. Demek ki şunu anlıyoruz. Demek ki Avrupa topluluğu bir demokratikleşme çıpası olarak görev yapabilir. Bunu Yunanistan, İspanya ve Portekiz genişlemesinde görüyoruz. 1980'lere geldik dedim. 1980'ler Avrupa topluluğu için güney genişlemesi ve ortak pazarın tamamlanması demekken tabii Türkiye için 12 Eylül 1980 darbesi çok önemli bir yer tutuyor Türkiye'nin kendi tarihsel kendi tarihinde. 12 Eylül 1980 darbesi tabii Avrupa topluluğu tarafından yarım ağızla kınanıyor. Yani Avrupa Parlamentosu gittikçe güç kazanan bir örgüt olmaya başlıyor 1980'lerde ve çok partili hayatın durdurulmasını ve darbeyi Avrupa topluluğu kınıyor. Ama çok sert bir dille değil. Çok sert bir dille değil. 1987'de bu arada 12 Eylül 1980 darbesinden sonra
1983'te çok partili seçimler yapılıyor. Özal ekonomik liberalizasyon, demin bahsettiğimiz Demokrat Parti'nin önem verdiği ekonomik liberalizasyonu çok daha ileri bir seviyeye taşıyor. Ve 1987 yılında ilk tam üyelik başvurusu geliyor. Bu nasıl bir dönemde geliyor? Turgut Özal'ın ilk yıllarda çok daha Amerikan odaklı, Amerika odaklı güttüğü ekonomik açılım politikası 1980'lerin sonuna doğru artık boyaları dökülmeye başlıyor ve Özal'ın dışa açılım ve dış pazarlara açılım söylemi Amerika'dan Avrupa'ya kayıyor. Bu nedenle 80'lerin sonuna doğru 1987'de ilk tam üyelik başvurusunun gelmesi çok sürpriz değil eğer bu şekilde okursak. 1989 yılında bu ilk tam üyelik başvurusu Türkiye'nin reddediliyor. Türkiye'nin işte böyle bir üyeliğe hazır olmadığı söyleniyor Avrupa Komisyonu tarafından. 1990'lara geldiğimizde Soğuk Savaş sonrası çıkarların ve kimliklerin yeniden tanımlandığı bir dünyayla, bir bölgeyle karşılaşıyoruz.